Yani arkadaşlar bu Hızır'dır falan diyenler var ya, bunların tevili burada çöktü. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın katibidir ve İsm-i Azam duasını bilirmiş. İsm-i Azam duasını bildiğini söyleyen de arkadaşlar Muhammed bin İshak ve Yezid İbni Ruman'dır. Şimdi nakiller devam ediyor arkadaşlar. Nakiller devam ediyor. Burada İsm-i Azam duasına delil vardır dedik ya. Tayyi mekana delil yoktur. Nakillere devam edelim. Vehb bin Münebbih'ten bir nakil yapalım. Vehb bin Münebbih bu ayet hakkında diyor ki, yani Neml suresi 40. ayetteki kendisine kitaptan ilim verilmiş kişi hakkında diyor ki, gözünü açıp uzaklara bak. Gözlerin bakabileceği en uzak yere bakmadan ben o tahtı sana getireceğim. Anlatılana göre o kişi Süleyman'a istenilen tahtın bulunduğu Yemen tarafına bakmasını söylemiş. Sonra kalkıp abdest alarak Allah'a dua etmiş. Görüldüğü üzere arkadaşlar Vehb bin Münebbih de buradaki kişinin abdest alıp Allah'a dua ettiğini ve bunun neticesinde o tahtın geldiğini söylüyor. Yine başka bir örnek verelim, bitmedi arkadaşlar. İbni Atiye diyor ki, alimlerin cumhuru şu görüştedir, bakın cumhurdan nakil yapıyor. Alimlerin cumhuru yani çoğunluğu şu görüştedir. Bu kişi Asaf bin Berhiye adında İsrailoğullarına mensup salih bir kişiydi. Yani Hızır falan değildi. Rivayete göre iki rekat namaz kıldıktan sonra Süleyman Aleyhisselam'a şöyle söyledi. Ey Allah'ın peygamberi, şöyle uzaklara doğru bir bak. Süleyman Aleyhisselam da Yemen'e doğru baktı ve bir anda tahtı önünde buluverdi. Süleyman daha gözünü kırpmadan taht yanına gelmişti. Diyor arkadaşlar, burada da görüldüğü üzere yine İsm-i Azam duasına bir atıf vardır. Yine nakillerimize devam edelim. İmam Mücahit bu Asaf isimli Süleyman Aleyhisselam'ın katibinin duası hakkında diyor ki, ey celal ve ikram sahibi olan Allah lafzını söyledi ve sonra talep etti. Yani sonra bu tahtı Allah'tan istedi. Yine arkadaşlar İmam Zühri diyor ki, Asaf şöyle dua etmişti. Ey ilahımız, ey her şeyin tek olan ilahı, senden başka ilah yoktur. O Belkıs'ın tahtını bana getir diye dua ediyor. Bunun neticesinde de taht hemen geliyor. Yine İsm-i Azam duasını görüyoruz. Yine arkadaşlar nakillerimize devam edelim. Burada sofilerin tayyi mekan, Hızır falan dedikleri bütün şüpheleri egale ediyoruz ya. Bakın burada İsm-i Azam duasına atıf yapan başka bir alim daha var. Zaten hepsi böyle söylüyor. Hiçbiri Hızır demiyor. Hiçbiri şöyle böyle oldu, tayyi mekan yaptı demiyor yani. Hiçbir alim bu ayetten yola çıkarak tayyi mekan vardır dememiştir. Devam edelim arkadaşlar. Şu ana kadar neredeyse 13 tane alimden nakil yaptık. Devam edelim. İmam Mücahit, Said İbni Cübeyr, Muhammed bin İshak ve Züheyr İbni Muhammed şöyle demiştir. Asaf Allahu Teala'ya dua edip Belkıs'ın tahtını getirmesini istediğinde, ki taht Yemen'de, Süleyman da Kudüs'teydi, taht kaybolup yere battı. Sonra Süleyman Aleyhisselam'ın önünde ortaya çıkıverdi. Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eşlem dedi ki, Süleyman nasıl taşındığını bile anlamadan Belkıs'ın tahtının önüne getirildiğini görüverdi. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu alimler de aynı şeyi söylemekteler ve tayyi mekan diye bir şeyin olmadığını, buna kelimesi kelimesine bile yani sözcüğünden bile bahsedilmediğini gördünüz. Genellikle alimler İsm-i Azam ile dua edildiğini söylüyorlar. İsm-i Azam'ı birazdan size nakledeceğim arkadaşlar.